efendim, iyi geceler diliyorum Kanal 23 ekranlarından. Arka Plan programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize Arka Plan programından iyi geceler diliyorum. Geçen hafta en son tekrar bu ekranlardaydık. Bu hafta da yine Arka Plan programında yönümüzü bir başka alana çeviriyor olacağız. Zaman zaman canlı yayınlarımıza konu edindiğimiz Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları platformu, daha doğrusu ifadeyle dönem sözcüsü ve Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Kenan Peker hocam program konuğumuz olacak. Kendileriyle tabii gerek akademisyen olmaları, bilim adamı olmalarının yönünden Fırat Üniversitesi ile ilgili önemli konuları konuşacağız. Bunun yanında yürüttükleri bu önemli görev olan STK platformu dönem sözcülüğü ile ilgili Elazığ gündemini iştigal eden önemli konuları da canlı yayınımızda sizler için konuşuyor olacağız. Sayın hocam hoş geldiniz Hoş canlı bulduk yayınımıza. Serpiş Bey, çok teşekkürler. En son geçen yıl yine bu ekranlardaydık. Evet, değil mi? Bir yıl olmuş hemen evet. Yaklaşık olarak. Tabii konuşacak konu çok fazla hocam. Ben notlarıma bakıyorum. İnşallah süremiz yeter. Çok fazla başlığımız var. Gündem bayağı yoğun Elazığ'da. Ama ben onun öncesinde şöyle başlamak istiyorum. Yakın tarihte Cumhurbaşkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun Üstün Bilim Başarı ödülü Fırat Üniversitesi'ne verildi. Yerel kalkınma projesi kapsamında. Bu tabii bir üniversite için, bir akademik camia için alınabilecek en üstün ödül olma özelliğini de taşıyor. Tabii biz Sayın Rektörümüzü birkaç hafta önce burada konuk ettiğimizde kendileri de bunun detaylarını açıklamışlardı. Biz konuyu bir de sizden dinlemek istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, gerçekten üniversitemiz, yöremiz, ülkemiz adına güzel bir ödül. Ki bu ödül en son dakikaya kadar belli olmuyordu. Hangi üniversitenin nereye verileceği şeklinde. Ama ilk üç değerlemeye giren üniversitelerden biri de Fırat Üniversitemizdi. Son anda işte Fırat Üniversitesi'nin bu Cumhurbaşkanlığı YÖK Üstün Bilim Ödülü, Yerel Kalkınma Ödülü alması bizi sevindirdi. Ki Sayın Cumhurbaşkanımız da ödül törenini takdim ederlerken Fırat Üniversitesi Anadolu'dan bir üniversitenin olmasının heyecanını yansıtıyordu. Yani bu şekilde gerçekten çok mutlu oldular. Sayın Rektörümüze ödülü takdim ettiler. Şimdi ödülün önemli bir unsuru yerel kalkınma ödülü olması. Biliyorsunuz özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ta İstanbul Belediyesi'ndeki belediye başkanlığı döneminde ve son 17 yılda ülkemiz için ortaya koyduğu kalkınma hamleleri ve gelinen nokta hep yerel kalkınmanın bir başarısı olarak karşımıza çıkıyor. Yerel kalkınma dünyada çok araştırılan ve bir şekilde çözüm arayışları bulunmaya çalışılan bir konu. Böyle bir ödülün üniversitemize verilmiş olması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Umut ediyorum ki bundan sonra da bu ödülü sadece ülkeyle sınırlı değil, Birleşmiş Milletler'in Yerel Kalkınma Ödülü'ne de üniversitemiz başvuruyu yapar İnşallah. ve oradan da ödülü alırız diye İnşallah. planlıyoruz. Ben tabii Sayın Rektörümüzle bu programı yaptığımızda ifade ettim. Tüm üniversitemizi bu konuda kutluyoruz. Tabii sizin de bu projede katkılarınız vardı. Siz de kutlarız. Teşekkür ederim. Sayın Rektörümüze de bu dileklerimizi iletmiştik. Gerçekten Fırat Üniversitesi bu ödülün yanı sıra bir önemli başarıya da imza atmıştı. Teknofest'te yine Türkiye birinciliği yakaladı Fırat Üniversitesi öğrencileri hazırladıkları projeyle. Gerçekten biz de bu ekranlara ulusal yayın yaparken bu ekranlarda üniversitemizin bu başarılarını iletmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Efendim şimdi tabii yine eğitimle alakalı ondan sonra Elazığ konularına geleceğim. İkinci üniversite konusu yine Elazığ kamuoyunda çok sık tartışılan, Şimdi konuşulan ikinci konu. üniversite Buyurun. konusu gerçekten bu konu konuşan arkadaşların haklı olduğu düşüncesindeyim. Mesela ben şahsen bu konuda Sayın Rektörümüze istişare etme fırsatı da bulmuştum ta önceleri. Çünkü üniversitemizde olmayan fakültelerden kurulması söz konusu. Ve bunun isminin de Harput Sosyal Bilimler Üniversitesi mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı Harput Sosyal Bilimler Üniversitesi olması şeklinde şehirde bir kamuoyu oluşmuş ve bu arkadaşların da haklı olduğu düşüncesindeyim. Fakat
İşi manipüle etmeye çalışan düşünceler, her zaman şehrin gelişmesine engel olmaya çalışan düşünceler de diyor ki üniversiteyi niye bölüyoruz? Üniversiteyi bölmüyoruz. Üniversitemizde olmayan basın yayın medya fakültesi, hukuk fakültesi, kamu ve siyaset bilimler fakültesi, uygulamalı işletmecilik fakültesi, bankacılık ve sigortacılık fakültesi, yerel yönetimler fakültesi gibi fakültelerden oluşan bir sosyal bilimler üniversitesi şeklinde tasavvur ediliyor. Konuşan evet. insanlar da bu kategoride konuşuyor. Ki şu anda kabul gelen fakülteler, bunlara tabii ilaveler de yapılması mümkün. Tabii turizm fakültesi. Mesela turizm fakültesi. Yani biz sayın valimiz her fırsatta sağ olsunlar buranın turizm açısından. Kampı Elazığ diyorlar. Tabii evet. gerçekten büyük bir turizm potansiyeli var. Diyoruz ki Nemrut'a gelen turisti Suik kıyısından Kömürhan'a, Kemaliye'ye, oradan ta şeye kadar Erzurum'a, Erzurum'dan Van'a kadar götürmenin mümkün olduğu bir yöredeyiz ve turizm fakültesinin olmaması. Evet. Yani yine bunları ilave etmek mümkün. Fakat bir şekilde bunu belediye başkanımız, işte Sayın Şerifoğulları'nın konuyu ilk STK'ya davet ettiğimizde kendileri çok güzel olacaklarını söylemişlerdi. Bu iş olabilir şeklindeydi. Sonra Sayın Valimizi STK platformumuzun aylık toplantısına konuk ettiğimizde orada da STK başkanlarımız bunun çok önem arz ettiğini, olmasının önemli olduğunu ifade ettiler. Kamuoyunda da kabul görmeye başladı. Herkes ikinci bir üniversitenin niye? Biliyorsunuz bir tane Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara'da kuruldu. Evet. Şimdi bir tanesi de doğuda kurulacağına göre bu Elazığ, bu Elazığ olsun. Yani çünkü Erzurum'da ikinci üniversite var. Malatya'da ikinci üniversite var. Potansiyel olarak Elazığ kalıyor. Neden yani. Olmasın? Evet. Bu düşünceyle biz şahsen ikinci üniversitenin önemli olduğu düşüncesindeyiz. Evet. Elazığ'ın kadim kültürüne baktığımızda, özellikle Harput'un derin kültürüne baktığımızda, Harput'un geçmişine baktığımızda neden Harput'u bugün Amerika'nın her tarafında insanlar Harput'u biliyor? Elazığ bilmiyor ama Harput'tan giden insanlar olduğu için Harput'u biliyor. Türkiye'nin her tarafında Harput biliniyor. Ve Harput Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin çok marka bir üniversite olacağı düşüncesindeyim. Evet. Tabii buradaki model de çok önemli. Model şu, sadece akademisyenlerin yürüttüğü bir üniversite olduğu zaman da artık pek itibar görmemeye başladı. Evet. İşin içerisinde en az %30 da bürokratların, işte oda başkanlarının bir şekilde kendini yetiştirmiş insanların ders verebilecekleri bir yapıdaki, bir konseptteki farklılaştırılmış bir yapının çok kabul göreceği düşüncesindeyiz. Evet. Tabii ki bunu şehrin karar vericileri karar verecektir diye düşünüyorum. Evet, bizden burada sadece bu kadar söylemek. Evet. STK'ların düşüncelerini platformun dönem sözcüsü olarak dile getirmek düşüyor. Evet. Tabii burada şunu eklemek gerekir hocam. Fırat Üniversitesi bildiğiniz gibi çok köklü bir üniversite. 1967'lere benim bildiğim dayanıyor. Tabii. Kuruluş resmi olarak 75 geçiyor. Kaç yıl ediyor yaklaşık olarak? 44 yıl, 45 yıl kadar bir mazisi, ciddi mazisi var. Bölgeye hükmeden bir konumdaydı bir dönem, evet, Fırat Üniversitesi. Evet. Şimdi tabii ben de sizin fakültenizin mezunuyum aynı zamanda. Siz kamu, branşlarımız farklı, siz işletme, evet, bölüm başkanısınız. Ben kamu mezunuyum. Neden bir hukuk fakültesi yok diye, evet, biz öğrenciliğimiz zamanında da, ben basında olduğum zamanda da. Bunu hatta sayın rektörümüzle yaptığım programda da dile getirdim. Yani bir hukuk fakültesi gerçekten bir üniversitenin imajı için çok ciddi bir katma değer sunuyor diye düşünüyorum. Yani bir vitrin oluyor aslında hukuk fakültesi, belli başlı fakültelerden biri. Bunun yanında Elazığ turizm alanında almış başını gidiyor. Gerçekten çok büyük bir potansiyel. Neden bir turizm fakültesi yok? Bunu soruyoruz. Evet. Çünkü kamuoyu bize soruyor, biz de yetkililere soruyoruz. Ama sizin bu açıklamalarınız şimdi bizim burada ilave olarak söyleyeceğimiz şudur. Mevcut, evet, üniversitemiz teknik bilimler, mühendislik konusunda iyi bir üniversitedir. Evet. Dolayısıyla mevcut üniversitenin, geçmişte şunu söylerler, işte biz ikinci üniversite kurmak için çok uğraştık, işte kurmaya çalıştınız da aynı fakülteleri kurmaya çalıştınız. Evet. Teknik üniversite şeklinde yola çıkıldı.
Hala bunu söyleyen arkadaşlarımız var. Ne farkı kalıyor? Yani biz diyoruz ki sosyal bilimlerde biz yetersiziz. Aynen sizin ifade ettiğiniz gibi. Harbi Sosyal Bilimler Üniversitesi mesleki ve teknik bilimler ağırlıklı dünyanın her tarafından öğrenci çekebilecek, bölgede Orta Doğu'da marka olabilecek, Türk Cumhuriyetlerinden bir sürü öğrencimizin gelebileceği bir mesela verdiğiniz örnekten yola çıkarım. Hukuk fakültesi olsa ne olur, olmasa ne olur? Avukat sayımız her gün artıyor. Elazığ'da biliyorsunuz hukuk fakültesi mezunu arkadaşlarımız çok fazla. Ama bu olayları dava dosyalarıyla çözmek yerine eğitimle çözmek çok daha iyi olacaktır yani. Evet, kesinlikle. İnşallah sizin açıklamanız umut verdi hocam bu akşam. Teşekkür ederim. Yani kamuoyu adına ben bunu ifade edebilirim. Fırat Üniversitesi tabii ki köklü bir üniversitemiz ama bunun yanında ikinci bir üniversite Elazığ'ımız için kurtarıcı olacak inşallah. Şimdi efendim yine kamuoyunda siz aynı zamanda temsil ettiğiniz birçok STK var. Evet. Şimdi kamuoyunda çok uzun zaman demeyelim, yakın zamandır yani bir süredir bu kamu arazileri konusu konuşuluyor. Evet. Yine bizim meslektaşlarımız arasında da bu konu konuşuluyor. Hı-hı. Kamu arazilerinin dağıtımında vesaire acaba bir işte halk deyimiyle bir torpil yönünden dağıtım mı var? Yoksa belli kriterler üzerinden mi var? Yani bu bir süredir kamuoyunu işgal ediyor bu konu. Siz STK Dönem Platform Sözcüsü olarak bu konuyu nasıl görüyorsunuz? Şimdi kamu arazileri gerçekten bir şekilde bir bazı kamu kurum ve kuruluşlarımıza tahsis edilmiş olanlar var. Bazıları da boş duruyor. Zaman zaman bazılarına başvuru yapılıyor. Gerçek yatırımcı geldiği zaman deniliyor ki niye araziyi peşkeş çekiyoruz şeklinde duruşlar da oluyor. Evet. Ama buna çok yakın gelecekte belki de 2020'de devlet çözümü buluyor. Kimse yeni kamu, bir yasama var. Tabii. Kimse kamu arazisini istediği gibi elinde tutamayacak. Hı hı. Bu şu anlama geliyor. Bunun ismine de arazi bankacılığı deniliyor. Siz istediğiniz yerde, istediğiniz kamu arazisini boş gördüğünüzde kime tahsiste olduğu hiç önemli değil. Rahatlıkla kiralayabileceksiniz, rahatlıkla satın alabileceksiniz, üzerinde yatırımınızı yapabileceksiniz. Başka türlü de olmazdı. Bu iş yerele bırakılmayacak kadar da önemli. Hı hı. Çünkü burada kaynak atıl kalıyor. Bir ülkenin gelişmişliği birim araziden almış olduğu verimle mi ortaya çıkıyor? Birim araziden elde ettiği gelirle ölçülür. Birim insandan iş gücü verimliliği dediğimiz, arazi verimliliği dediğimiz belli kaynak verimliliği açısından bunun ümit ediyorum ki arazi bankacılığı bunun çözümü olacaktır. Hatta şu da konuşuluyor, deniliyor ki kişilerin elindeki araziler de boş duruyor. Evet. Neticede tamam arazi sizin olabilir, satın almış olabilirsiniz, mülkiyeti de sizin olabilir. Bekliyorsunuz ki şehir oraya gitsin, değerlensin. Tamam şehir gidinceye kadar, değerleninceye kadar bırakın insanlar eksin, bitsin. Kiraya verilsin. Evet. Bu da konuşuluyor yani acaba özel mülkiyet açısından bunun sorun olup olmayacağını medeni biliyorsunuz. Osmanlı'da bu uygulama vardı yani. Arazisini 3 yıl belli bir süre elinde bulundurup ekmeğe biçmenin elinden alınıyordu. Şimdi elinden alınması söz konusu değil ama kiralamaya çalışan varsa deniliyor ki bunu kiralayabilir. Özellikle kamu arazileri için artık arazi bankacılığı uygulaması geliyor. Yerelde bu tartışmalara nokta konuluyor diye düşünüyoruz. Devletimiz bunun önlemini aldı diyorsunuz. Yani şu anda üst düzeyde konuşulan konu bu. Ümit ediyorum ki uygulanır. Aksi halde çoğu yerde yatırımların önü tıkanmış oluyor. Evet, çok ciddi bir arazilerde boş kalıyor yani. Evet. Aslında belki de çok daha verimli şeyler yapılabilir. Kesinlikle. Elazığ'da yani, bunun bir parçası. Tabii. Türkiye'nin her yerinde böyle. Abi. Ormanda boş kalan arazileri kiralamaya kalktığında birileri kalkıp diyor haberiniz var mı? Şu kişi şu araziyi kiralamış. İşte ceviz, badem yapacakmış. Yapsın kardeşim, boş duruyor. Evet. Boş duruyor yani. Niye bunu konuşuyorsunuz yani? Boş duruyor yani. İşte böyle bir handikapımız. Kesinlikle yöremizin böyle bir problemi var, handikabı var. Evet. Şimdi orada orman arazisi. Orman arazisi diye sıkıntı. Bizim bu arazilerimizin çoğuna orman demişiz ama orman vasfını kaybetmiş arazilerdir. Evet.
Bunlardan bizim orman ürünleri elde etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla yine orman olarak kalsın ama orman içi, odun dışı tarımsal üretimi açılsın. Bu da gündemdeki konulardan biri. Evet, tabii. Evet. Orman içi, odun dışı tarımsal üretimi açılsın. Çok ümit ediyorum ki bu iki uygulamayla arazi konusu artık milletin çok konuştuğu konu olmaktan çıkacak. Yani. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda çıkaracağı kanunla, yasayla bu dediğiniz önlemleri alır. İnternete gireceksiniz, arazi bankacılığı giriyorsunuz, bakıyorsunuz nerede? Elazığ'da yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Tamam. Milli Emlak'a mı ait? Tamam. Hangi kurumun elinde? Şu kurumun elinde. Kullanıyor mu? Amacı dışında mı? Uygun mu? Üretimi? Fırsat maliyetine bakıp ben bunu daha yüksek fiyattan kiralamak istiyorum veya satın almak istiyorum. Bir nevi açık artırma olsun. Kesinlikle açık artırma. Kim fazla verirse o kazanır. Tabii. Peki. Değerleme de diyebiliriz buna yani. Evet. Yani tabii bu konu, biz tabii konumuz o değil. Çünkü takip ediyorum ben de. Bu kamu arazileriyle ilgili çok çeşitli söylentiler, çok çeşitli iddialar var. Tabii bizim bugünkü program konumuzun ana formatı konusu bu değil. Sadece bir değinme babında ben konuyu açtım. Ama eğer kamuoyunun böyle bir şüphe, yani bu sadece Elazığ ama Türkiye genelinde de bu varsa. Türkiye genelinde. Evet, tamam. Biz sadece Elazığ'ı biliyoruz burada yaşadığımız için. Ama ülke genelinde böyle bir durum varsa zaten illaki devletiniz bu konuda gerekli adım atacaktır. Ya aslında devlet her şeyi hesaplıyor, her şeyi biliyor. Yani karşı çıkanın niye karşı çıktığını biliyor. Birileri hesap yapıyor, bir yerlerde arazi satın almış, tarla satın almış. İmar gitsin, değerlensin şeklinde hesaplar yapılırken devlet de hesabını biliyor. Yani bir şekilde insanlara iş imkanının sağlandığı, üretimin yapıldığı, gelişmeye, katma değere önem verilen bir politika izleniyor. Bunun da tabii yeni ve yenilikçi sektörler olması çok önemseniyor. Mesela bugün çok sevindik. Yani Kovancılar'da ESO Başkanımız Asilhan Aslan Bey'in katıldığı bir tekstil fabrikasının açılışı yapıldı. 200 kişi işbaşı yaptı. Evet, önemli bir durum. Gerçekten. Hiç kimse demedi buradaki asa kimdir, aa işte geldi. Belki diyenler olmuştur ama İlla ki neticede... olabilir, her türlü de. Evet. Evet. Peki, inşallah sizin dediğiniz yönde adımlar en kısa zamanda hayata geçer. Hocam, madene dönmek istiyorum. Şimdi ben yine televizyonunuz bünyesinde özellikle haber biriminde çalışırken maden olayını daha yakından takip etme fırsatı buldum. Özellikle sayın milletvekillerimiz, o dönem bir de seçim dönemiydi benim bahsettiğim dönem, belediye başkan adaylarımız ve ilgililerle bu konuyu çok sık kez bu canlı yayınlarda, bu stüdyolarda dile getirdik ve aynı zamanda o bölgeye gittik, orada çekimler yaptık. Evet. Oranın durumunu canlı görme durum imkanımız oldu. Şimdi madende gerçekten çok ciddi sıkıntılı bir süreç var. Evet. İnsanlarımız orada bir bekleyiş, bir süreç halindeler. Ama bugün aldığım bilgiye göre takip edememiştim. Tarihi köprünün de yıkıldığı yönde evet, bir maalesef bilgi almış oluyorum. Ve hatta arkadaşlarım sağ olsunlar ekrana şu an getiriyorlar. Şimdi maden nereye gidiyor hocam? Siz nasıl görüyorsunuz durumu? Şimdi gerçekten yani madende bir tarihi köprünün yıkılmış olması bizi üzüyor. Ve sadece bu değil, biliyorsunuz işte tarihi konağın da yıkılmış olması. Bir taraftan biz diyoruz ki turizm şehri olacağız. Bu turizm potansiyeli yüksek olan bir iliz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Kültür, tarih, sanat, spor konusuna önem veriyoruz ki yöremizin bu konuda da çok başarılı olacağına inanıyorum. Evet. Yani zaman zaman söylenir işte hangi sektörlerde çok daha çaba göstermeliyiz. İnsanlarımızın yapısına baktığımızda Elazığ'ın kültür, sanat, spor konusuna önem vermesi durumunda çok şey kazandıracağı düşüncesindeyim. Çünkü biz bunlara yeterince önem vermediğimiz zaman farklı bir kültür şehri alıyor. Nedir o farklı kültür? Bir bakıyorsunuz ki gergin insanlar, birbirine saygıyı kaybetmiş olan insanlar, sevgiyi kaybetmiş olan insanlar, eleştiriye tahammülü olmayan insanlar, böyle bir yapıya gidiliyor. Acaba düşünüyorsunuz her şehir mi böyle diye.
aslında değil. Yani bunu yabancıların gözünde de, yabancı derken Elazığ'da olmayan, evet, Elazığ'da çalışan insanların gözüyle de görmemiz mümkün. Hı-hı. Kendileri ifade ediyor. Diyor ki 30 yıl önce de ben Elazığ'da çalışmıştım. Böyle bir Elazığ yoktu diyor. Hı-hı. Şu anda çok farklı bir Elazığ var yani. Nedir? O beyefendiler, hanımefendilerin yerine ağalar, hanım ağalar alıyor. Bu çok tehlikeli bir kültür. Evet. Güç kullanan, tabii beyefendi, hanımefendinin yerini ağalar, hanım ağalar alıyor. Yani gücüne güvenen, kaba davranışlarıyla ön plana yani çıkan. Yani maddi güçle. Maddi güçle. Evet, en önemli. Maddi güçle, siyasi güçle, akraba gücüyle, artık neyi konuşabiliyorsak yani. Evet. Maalesef bu gerçekten güzel bir uyarıydı. Yani bir müdür kendisi bunu ifade ettiğinde düşündüm, gerçekten öyle. Evet. Yani oysa ki bir şehrin gelişmesinde kültür, tarih çok önemli. Bugün işte konağın yıkılmış olması, madenin tarihi köprüsünün yıkılmış olması bana göre önemli bir konu. Zaten Sayın Valimiz de bu konuyla ilgili, biliyorsunuz. Siyasilerimiz de. Siyasilerimiz de yani bu konuyla ilgileniyor. Burada tabii köprünün, yani ben bilmiyordum gerçekten. Şu sıra, özellikle son bir hafta Elazığ gündemini çok fazla takip edebilme imkanım olmadı ama bu köprünün hemen başında bir çekim gerçekleştirmiştim. Çok mesela olmadı. Bir hocamız mesaj atmış. Mehmet Turan hocamız diyor ki çok tehlikeli diyor. Yani çok güzel vurgu yaptınız. Evet. Beyefendilerin ve hanımefendilerin yerine ağaların, hanım ağalarının alınmıyor olması çok tehlikeli. Orada çok ince bir mesaj var. Evet. Kesinlikle. Onu algılayabilmek gerekiyor. Evet, çok tehlikeli. Şimdi burayla vurgu yaparsanız iyi olur. Evet. Burada ilgili şunu söylemek istiyorum hocam. Şimdi orada bir de insanların yaşadığı bir süreç var. Yani bir harfiyat. Şimdi madende yaşanan olay aslında doğal bir olay değil. Yani bir doğal afet değil. Orada çalışan fabrikanın oluşturmuş olduğu harfiyattan kaynaklı olarak bir yığılma var ve yaşam alanları tehdit halinde. Şimdi tabii bu böyle bir günde bir anda çözülebilecek bir olay değil. Siyasilerimiz de bu konuda aynı ifadede bulunuyorlar. Tabii. Çünkü orada iş sahaları, insanların evleri, mesken alanları hepsi şu an tehlike altında. Yani insanlarımız açısından olay nasıl bu, özellikle yerleşim? Şimdi geçen gün Metin Bulut Bey'in katıldıkları, Ramazan Görgüze Bey'in katıldıkları madenlerin bir toplantısı vardı. Ben de davet edilmiştim STK Platonu dönem sözcüsü olarak. Orada gerçekten çok güzel konu tartışıldı. Ve Sayın Vekilimiz şunu söyledi. Dedi ki, yani madenlerin istemediği bir şeyi yapmayız dedi. Doğru. Ama şimdi madende yaşayan arkadaşların ne istedikleri belli değil. Tek bir ses yok orada şu an. Ya tabii. Yani tek bir ses yok. Netice itibarıyla şuna gelindi. Denildi ki taşınacaksa madenin tamamı taşınsın. Taşınmayacaksa hiç taşınmasın. Şahsen benim gördüğüm şudur. Yani gelinden noktada bir şeyin teolojik olarak değerlendirmesi mümkün. Epistemolojik olarak neden sonuç ilişkisiyle değerlendirilmesi mümkün. Ama şimdi madenliler şöyle bir duruş sergiledi. Bu beni mutlu etti. Yani hepimiz bir değeriz dedi. Ya hep ya hiç yani. Oraya giden burada kalan şeklinde olmasın. Bu birliktelik. Kesinlikle bu güzeldi. Şimdi bakıyorsunuz işte madenin taşınacağı konuşulan yer neresi? Yani tam olarak şu an bilemiyorum ama orada bir şey konuşuldu. Bana. Bir madenin içinde olabilir dediler. Gezin aklıma gelmedi. Evet, teşekkür ederim. Ömer Gezin, Bey sağ olsun. Ömer Bey sağ olsun. Gezin'e yani taşınması. Gezin'de 3 milyon metrekarelik bir yer var. Bunun çok rahatlıkla kabul görüyor olması gerekiyor. Ama niye? Çünkü o yöre ticaret için uygun bir yer. Yolun üzerinde ticaret için uygun bir yer. Yani güzergah, evet. Şimdi bakıyorsunuz yine su açısından bir problemi o yok. Suya yakın. Göle yakın. Yani bir yere yerleşebilmek için derler ki su, ticaret, bir de adalet. Şimdi tüm mesele
Eğer gerçekten orada iyi bir adaletli paylaşım söz konusu olacaksa bana göre madenlerini hiç tereddüt etmemesi lazım. Ha, niye? Oraya taşınmaya. Tabii geride kalacak olan yerin de ciddi anlamda bir maden varlığından söz ediliyor. Onun işletilmesinde de o insanların söz sahibi olması gerekiyor. Evet. Bir rant durumuna dönüşmesi. Dönmemesi. Kamuoyunun bu konuda. Evet. Tabii yani ben rahat kısaca lazım. Olayı bu şekilde özetleyebilirim yani. Evet. Gittiğiniz yer tamam, çok güzel. Devletimiz güçlüdür. Konutları yapıyor. Çok güzel bir yerleşim yeri. Evet. Ha, diğer taraftan bıraktığınız yerin gerçek anlamda belki de hepsinin maden denildiğine göre burada ciddi bir maden potansiyelinin aynı zamanda o insanların da işin içerisinde hak sahibi olacakları şekilde işletiliyor olmasını düşünmek lazım. Yani çünkü gidilecek yerde su var, ticaret var. Bir de neyi diyoruz? Diyoruz ki burada ciddi anlamda adaletli bir yönetimin olması lazım. Bununla da olacağına inanıyorum. Evet, ben madenlerde de şu özelliği gördüm. Gerçekten okumuş olsun veya okuma fırsatı yakalamamış olsun hepsi olayı çok iyi ifade edebiliyor. Çok gerçekçi davranıyor. Yani duygusal değil. Değil. Uzun vadeli düşünebiliyor. Madenle de takdir ettim. Madenle katılan arkadaşları da takdir ettim. Ama netice itibariyle kendi bakışımla diyorum ki taşınmalarında bir sakınca yoktur. Hı hı. Adaletli olunduktan sonra. Evet ki sonra. Devletin zaten bu konuda gerekli adımları atacak. Tabii. Yani ama işte devlet şu anda gecikiyor, şu oluyor, bu oluyor şeklinde siyasi arenaya çekmeye çalışanlar da oluyor. Ben bunları çok ucuz siyaset olarak kabul ediyorum. Devletimiz hiçbir zaman gecikmedi. Bu siyasetin ötesinde bir konu aslında. He, bu insan hayatına dokunan bir konu. Yani tabii. Yani burada devlet gecikmedi. Devlet zor kullanmak istemiyor. Devlet diyor ki herkesin memnun olduğu, ikna olduğu, kendisinin kabul ettiği, kendisinin tercihi olarak bu iş yapılsın. Evet. İnşallah madende, şu an eminim ki madende ve veya madenli olan birçok izleyicimiz bizi izliyor ekranları başında. Evet. Ben kendi adıma tabii diğer tüm Kanal 23'te ekrana çıkan arkadaşlarımız için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bu konuyu çok sık kez, çok defalarca yanlış ifade ettim. Evet. Dile getirdik ekranlarımızda. Özellikle siyasilerimize bu konuyu defaatle konuştuk canlı yayınlarımızda. Evet. Tabii en başta Sayın Valimiz ve diğer yönetim erkleri bunun ortak çözüm odağı halindeler. Ve tabii bizim burada konuştuğumuz zaman aldığımız cevaplar bu konu çözülecek. İnşallah biz de basın olarak zaten takip ediyoruz. Evet. Bunu gündeme getiriyoruz. Son durumu soruyoruz. İnşallah en kısa zamanda o sorun da çözülmüş olur. Şimdi sivil toplum kuruluş STK platformuna dönmek istiyorum. Aslında en başta konuşmamız gerekirdi belki ama gündemi atlamayalım diye. Bu dönem STK platformu dönem sözcülüğünü yürüttünüz. Evet. Aslında zor bir yıldı belki de. Çünkü bir seçimden çıktık, yeni bir seçime girdik. Evet. Bu döneme denk geldi sizin sözcülük döneminiz. Nasıl geçti şu ana kadar süreç? Şimdi gerçekten yorucuydu, zordu ama sonuna doğru yaklaşıyoruz. İşte Aralık ayında da dönem sözcülüğü süren bitiyor. Evet. Mutluyum, şu açıdan mutluyum. Yani çoğu şeyi arkadaşlarla yöremizin sorunlarını çözme adına elimizden geleni yaptık. Evet. Yorgunuz. Neden? Çok çatışmacı bir yapı söz konusu ilimizde. Bu yapıyı oluşturan zihniyet yönetimi şu şekilde algılamış. Denilmiş ki ilde böl parçala yönet şeklinde olsun. Nedir? Palolu Baskilli'yi sevmesin, Baskilli Palolu'yu sevmesin, Madenli bir diğerini sevmesin, işte Harputlu şöyle olsun vesaire vesaire. Biz bir yıldır gittiğimiz her yerde, her gittiğimiz ilçede, her oturduğumuz yerde şunu söylemeye çalıştık. Kardeşim, biz çatışma üzerine bir yönetim anlayışını kabul etmiyoruz. Hı. Birlikte çalışma anlayışında. Ve gelinen noktada da STK platformumuzun üyeleri bunu kabul ettiler. Hepsi şu anda birlikte çalışıyor. Yani. Bunda tabii ki
Daha önce işte aylık toplantımızda Sayın Belediye Başkanımızın ve Sayın Valimizin bizi kırmayıp katılmış olmaları da etkili oldu. Ama buna rağmen bir bakıyorsunuz farklı şeyler olabiliyor. Şimdi STK'larla ilgili gelinen noktada şunu söyleyebiliriz. Gerçek anlamda kurulmuş STK'lardır. Evet. Yıpratmaya çalışan gruplar olabilir, insanlar olabilir. Burada da yine şey devreye giriyor. Demin dediğimiz problem. Hanımefendiler var, beyefendiler var. Bir taraftan da eşkıya, şehre hükümdar olduğu şeklindeki insanlar olabiliyor. Evet. Yani bu yapıyı kırmaya çalıştık. Şunu söyledim, dedim ki ben dönem sözcüsü olduğum bu yıl içerisinde hiç kimseyi kırmamaya çalışacağım dedim. Neticede biz STK'yız. Gönüllülük ilkesi ilkesinde biz burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Gönüllülük ilkesiyle, özveriyle. Tüm arkadaşlarımız bunu yapıyor. Evet. Biri çıkıyor diyor ki o tabela STK'sı hocam biliyor musunuz diyor. Evet diyorum, tabela asmak öyle kolay değildir. Takdir ediyorum diyorum. Siz de bir tabela asın, asabiliyorsanız. Tabela STK'sı deseniz bile STK öyle kolay bir tabela asılabilecek iş değildir. Fedakarlık yapıyorsunuz, alttan alıyorsunuz. İnsanlara hoşgörülü olmaya çalışıyorsunuz. Olmak durumdasınız. Siz gönüllülük ilkesiyle yola çıkmışsınız. Yani herhangi bir beklenti içinde olmadan. Bir beklenti içerisinde olmadan. Şimdi oradaki bir bakıyorsunuz çalışma grubunda 10 kişi var. İşte bir STK'da görev değişimi oluyor. Deniliyor ki o gitsin, diğeri gelsin. Diyorum ki niye o gitsin, diğeri gelsin? Seçilmiştir, süresini doldursun. Yok efendim böyle olmaz şeklinde konuşmalar. Diyorum ki ya 10 kişi olmasın. Zaten diyorum çift sayıyla karar almak zor. 11 kişi olsun. Hiç kimseyi kırmamak adına böyle kendimize göre bir şeyler yapmaya çalıştık. Ve gerçekten şehrimizin sorunu olup da müdahil olmadığımız bir konu da olmadı. Bunu yine sizin ekranlarınızda da söylemek istiyorum. Sadece mesela bir idari kadrodaki insanın değişikliği, işte şu niye müdür değişiyor, niye şu şuraya atanıyor şeklindeki. Biz bunlara girmedik. Dedi ki bu siyasi tercihtir, bürokratik tercihtir. Biri bir siyasi kanalla gelmiştir. Bugün yerine bir başkası gelmektedir. En fazla da yıpratılmaya çalışıldığımız nokta bu oldu. Evet. Oysa ki biz burada haklıydık yani. Hı hı. Neticede bir kamu kurum kuruluşunun başına atanacak kişi bizi ilgilendirmiyor. Bizi ne ilgilendiriyor? O kamu kurumu kuruluşunun başındaki yöneticimizin kendisinin aşamadığı, bir yapmak istediği, yöreye faydalı bir iş varsa biz onu alıp o dosyayı üst yönetimlere, Ankara'ya götürme konusunda, kamuoyunda dillendirme konusunda kendisine yardımcı olmalıyız dedik. Evet. Eğer çalışmıyorsa, üretmiyorsa, insanlarımız o kurumdan şikayetçiyse gidip bir çayını içmeliyiz, kendileriyle sohbet etmeliyiz. Tabii kesinlikle. Bizim kesinlikle. Görevimiz bu. Zaten insanlar böyle şöyle bir algı da vardı, yanlış bir algı, onu da yenmeye çalıştık, yani yıkmaya çalıştık. Şunu diyor ki, biz diyor STK'yız diyor, kamuyla ne işimiz olur diyor. Sanki adeta başlı başına bir devlet olmuş. Evet. Dedik ki arkadaşım öyle değildir yani. Kamu, sivil toplum işbirliğinde çalışarak en önemli araç olarak da insanlara informal eğitimle, hayat boyu öğrenme ile deneyimleri paylaşarak toplumu iyiye, doğruya, güzele doğru getirmeye çalışmaktır. Evet. Yoksa kamuyu hiçe sayan bir örgüt anlayışı olamaz yani. Olduğu Tabii. zaman bunun ismi ne olur? Bunun ismi terör örgütü olur. Bunun anarşizm. İsmi anarşizm olur. Yani sizin kamu siyaset evet. mezunu olarak bunları çok iyi evet. biliyorsunuz yani. Evet, anarşizm olur bu yani evet. devleti tanımamak. Demek. Yani şöyle aslında hocam, şimdi tabii sözünüzü çok özür dileyerek bölüyorum. Şimdi tabii bu konu, ben 6. yılımı dolduruyorum aslında, 7 oluyor nasip olursa. Çok Her güzel, dönem, daha yeni sayılırız aslında, çok evet. eski değilim ama
çalıştığım dönem içerisinde sürekli, ya bu tartışılabilir, bunu ben doğal da buluyorum. İşte kamu evet. kurumlarına yapılan atamalarla ilgili olarak, işte siyasi atamalar, referanslı atamalar deniliyor. Bu tartışılabilir kamuoyunda. Bunu yani engellemenin de bir yolu yok aslında. Evet, herkes fikirlerini, yorumlarını yapabilir. Atamaları doğru bulabilir, yanlış bulabilir. Bunlara diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ama tabii ki burada sizin üzerinize söylenen bu yorumlar tabii ki yanlış aslında. Yani evet. STK platformunun görevi atamalarda bir pay sahibi olmak değil. Çünkü sizin evet. zaten öyle bir yetkiniz yoktu. Evet. Yani ne olabilir? Belki kamuoyunun rahatsızlık duyduğu bir şeyi dile getirebilirsiniz evet. ilgili makamlara. Evet. Yani bu konuda bir saptırma var gibi aslında hocam. Yani ben öyle ifade tabii, ediyorum. Tabii tabii. Kendisine yani göre güç oluşturup şehri dizayn etmeye kalkışan kişiler bunu eleştirebiliyor. Evet. Evet. Ama netice itibariyle bugün mesela engeller konusunda STK'larımız çok başarılı. Evet. Yani gerçekten Elazığ'da engeller konusunda STK'larımız başarılı. Ya her aktivitelerine de katılmaya çalıştık. En son işte Down sendromu ile ilgili yapılan etkinlikte mutlu olduk o çocukların yüzlerindeki gülümsemeleri gördüğümüzde. Yine STK'larımız özellikle kültür sanat konusunda belediyemizin işbirliğinde çok başarılı işler yürütüyor. Bunda da mutlu oluyoruz. Kültür sanat etkinlikleri konusunda STK'larımızın geliyoruz, görüyoruz işte bazen toplumun hiç bilmediğimiz kesimlerinden sorunlarını dillendiriyor olmamız bizim için önemli. İşte aynen, Sayın aynen. Valimizin katıldıkları toplantı, kendisine gerçekten teşekkür ediyoruz. Saat 2'den saat 5'e kadar gününü ayırdılar, insanları dinlediler. O kadar güzel bir toplantı ortamı, aylık toplantı oldu ki tam bir beyefendi moderasyon tekniklerinde güzel bir şehrin her kesiminden STK'ların başkanlarımızın dile getirdikleri sorunları dinlediler. İşte şununla ilgili şu aşamadayız, bununla ilgili bu aşamadayız şeklindeydi. Şimdi mesela hiç aklımıza gelmezdi bilim sanat merkezinin iyi bir yere taşınması. Evet, bu konu ama diş orada, hastanesi. Evet, ondan. Mesela bilim sanat merkezi işte boşta duran diş hastanesi var, buraya taşınabilir deniliyor. Güzel bir de fikir. Ha şunu gördük, eğitimle ilgili STK'larımız olabilir, sendikalarımız güçlü, işte memur sen, eğitim bir sen gibi ulusal çalışılan sendikal yapı söz konusu. Ama şu eksiği gördük, dedi ki eğitimle ilgili ciddi bir STK'mız yok. Evet. Eğitimle ilgili ciddi bir STK'mız yok. Bu yani eğitim üzerine çalışan STK'larımız aslında var diyebiliyorum. Var, eğitim üzerine evet. çalışan STK'larımız var. Fakat ama sadece eğitimi görev almış. İşte mesela spesifik o alan uzmanı. Tabii tabii tabii. Mesela eğitimin her aşamasını kastediyoruz. Evet. İşte Goncalar Solmasın Derneğimiz evet. meşhur. Ben de tam onu evet. söyleyecektim. Goncalar Solmasın. Çocukları diyoruz. Hedef kitle evet. edinmiştir. İşte mesela bakıyorsunuz gençleri hedef kitle edinen. Sayın Hacı Ormanoğlu yazmış evet. He. Evet. Aileleri hedef, o mu demiş, eğitimle ilgili ciddi biziz mi demiş? Yok acaba? Hayır, sadece programımızı izliyorum. Evet. Destek mesajını iletmiş evet, sağ olsun. Teşekkür yani. Ediyoruz. Biz de tam kendisinden evet, başkanından söz ediyorduk. Evet. Şimdi genel anlamda olaya baktığımızda STK'lar gerçekten güzel görev yürütüyor. Vakıflarımız, derneklerimiz. Bazen düşünüyorum da acaba vakıflar, dernekler olmasa ne olur? İnanın nerede, hangi insan açlıktan ölüyor, hangisi açıkta kalıyor, bundan haberimiz olmaz yani. Evet. Onun için lütfen STK'ları yıpratmayalım. Hı. STK sayısını artıralım. Bu konu çok tartışıldı. Evet. Ben de bir dönem programlarında evet. tartıştım hocam. Yani bunu inkar edemem, kayıtlarda var. Evet. Ben bir dönem programlarımda evet. Elazığ için, yani benim bunu bahsettiğim dönemde 700 veya 800 arası bir sayıdaydı hocam. Tam evet. sayıyı hatırlamıyorum. Konuklarıma sordum. Hatta zaman zaman acaba fazla mı diye o yönelimim de oldu tartışma anlamında. Ama tabii ki işi belki de işin içine gire gire bunu yaşaya yaşaya da fikirler değişebiliyor. Şimdi ben ilk dönemde şöyle düşünüyordum. Yani evet. çok fazla diyordum 700 tane yani Elazığ için. Hı-hı. Yani şimdi Elazığ 1 milyon nüfusta, büyük şehir statüsünde bile değil.
Ama 700 tane STK var. Evet. Şimdi bu konu ben tartışmış biri olarak ve bunu da açık söyleyen biri olarak sizin bu konuda düşüncenizi alayım. Buyurun. Şimdi genel anlamda gerçekten mesela kadınlarla ilgili, gençlerle ilgili, ailelerle ilgili, topluluklarla ilgili bugün şu anda yöremizin yaşadığı bir sorun var. Kırsaldan hızlı göç alıyoruz. Niye? Çünkü o topluluğun sorunlarını şehre ileten bir STK yok. Evet. Topluluk dediğimiz nedir? İşte bilmem Fırat Havzası diyelim. Orada yaşayan köylerin sorunlarını. Hı hı. Veya herhangi bir köyün işte sorunlarını şehre ileten STK'lar yok. Hı hı. Bu STK'ların eksikliği neyi oluşturuyor? Şehirdeki hizmetlerin oraya gitmesini. Gündemde tutuyor. Şehirdeki hizmetlerin oraya gitmesini sağlıyor. Şehirdeki hizmetler oraya gitmediği zaman ne oluyor? İnsanlar göç edip geliyor. Diyor ki iş kurdu. Çalıştırıyormuş. Ya biz de gidip çalışalım. Oysa ki orada bir STK'ları olsa orada da yerinde de çalışabilir. Yani gündeme getirebilir. Bunu rahatlıkla çözebilir. Ben şahsen STK'ların sayısının yeterli olduğu düşüncesinde değilim. Hı hı. Değişik platformlar kurulabilir ama bu da yanlıştır. Ben bunu da söylüyorum. Hı hı. Geçen bizim Palo Derneği başkanımızı aradık, hayırlı olsun için. Aynı şeyi dile getirdi. Hocam neticede bir şehirde güçlü bir platformun olması hepimizin sesi olması demektir. Her siyasi oluşumun ayrı bir platform kurması Bölünmedir, bu parçalanmadır, yok olmadır. Evet. STK'ların bitmesi anlamına gelmektedir. Bu konuda bize ne düşüyorsa biz seve seve konuşalım, toplanalım, evet. Bunu ciddi ciddi dile getirelim. Sayın Fadıl Ülgen. Fadıl Ülgen de olgun bir insan, vizyon sahibi. Gerçekten vizyon sahibi bir insan. Için. Başkanımızı tebrik ediyoruz tekrar buradan. Kendileri dile getirdiler. Yani bir siyasi oluşum değildir. Çünkü siz ifade ettiniz. Biz evet aylık toplantılarımızı yapamadık. Neden yapamadık? Bu konuda da eleştirildik. Niye aylık toplantıları? Ya biz siyasi seçimden çıktık. Arkasına bir siyasi seçim daha geldi. Biz de dedik ki bu seçim döneminde biz toplantı yapmayalım. Aylık toplantıları yapıp da işte siyasetin arka bahçesi yani. Gibi olmayalım yani. Tartışılabilirdi. Evet. Yani kamu da olabilirdi. Evet. Yani biz mesela yapmadık. Dedik ki seçim var. Biz seçim süresinde yapmadık ama şimdi düzenli olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Gerek yöresel bazda gerekse ülkesel bazda biz bu işi iyi yaptığımız düşüncesindeyim. Peki. Yani 10 yıllık hizmet etmiş olan tüm arkadaşlara da teşekkür ederim. Özverili çalışıyor tüm STK'larımız. Ümit ediyorum ki benden sonra çok daha iyi olacaktır. İnşallah. Size de tabii muhtemelen artık görev süreniz bitene kadar bir araya gelemeyeceğiz. Tabii biz daha sonra yine canlı yayınlarda bir araya geleceğiz. Tebrik ediyorum. Zor bir dönem geçirdiniz. Evet. Her dönem eleştirilebilir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. İnsanız hepimiz netice itibariyle. Bizim yaptığımız canlı yayınlarda eleştirilebilir. Yöneticiler. Yani netice itibariyle insanın olduğu her şey eleştirilebilir ama iyisiyle kötüsüyle bir dönemi geride bıraktınız. Zor bir dönemde bu işi yaptınız. Evet. Tebrik ediyorum. Bundan sonraki akademik hayatta çalışmanıza başarılar diliyorum. Akademik hayat demişken fakültede süreç nasıl hocam? Öğrenciler başladılar yeni döneme. Kısaca buyurun. Şimdi genel anlamda biz şöyle söyleyelim. Bu eleştiriler benim şahsıma değildi. Evet tabii ki. Arkadaşların hepsi diyor ki hocam inanın şahsınıza değil. Evet. İşte şöyle oldu böyle oldu. Ya geçmişe takılmayın diyorum. Tabii ki. Bu ne yapılacaksa bundan sonra daha iyi yapmak için birlikte çaba göstermemiz gerekir. Evet. Fakültede ben pazartesi salı günü dersim var. Bir de cuma günü dersim var. O şöyle cuma günüki ders genelde yüksek lisans ve doktora öğrencileri için İngilizce olanı var, Türkçe olanı var. Sevindirici nokta şu, çeşitlilik çok artmış. Uluslararası öğrencilerimiz fazla. Bir şekilde çaba gösteren, kendi ayakları üzerine durmaya çalışan, uluslararası çaba gösteren insanlar var. Bir taraftan da
çok rahat davranan gençler var. Mesela Afrika'nın ülkelerinden gelen insanlar gece gündüz çalışıyor. Evet. Yani yokluğu siyahi biliyorlar. Olanlar, yani kara kardeşlerimiz evet. dediğimiz. Evet. Bunlar gerçekten çaba gösteriyor. Verdiğiniz işi yapıyor, çaba gösteriyor, soruyor, uğraşıyor. Bir taraftan geliyorsunuz, kendi işte ülkemizde yaşayan insanlara, gençlere bakıyorsunuz. Onlar da böyle nasıl olsa gelişmiş bir ülkeyiz. Bir belli bir ekonomik refaha ulaşmışız. Babam sağ olsun diyen gençlik var. Çalışmıyor. Evet. Bu bizi üzüyor. Yine mesela Orta Doğu ülkelerinden evet. gelen gençler var. Bunlar da bir şekilde işi kıvırmaya çalışıyor. Farklı üç kültürden söz edebiliriz. Evet, evet. Yani diyor ki acaba ben bunu kendim yapamasam birine yaptırabilir miyim? Evet. Böyle üç farklı kültür gelişmişlikle birlikte ortaya çıkan bir farklı davranış yapısı. Evet. Farklı davranış yapısı var. Evet. Ama güzel olanı şu, gençler yavaş yavaş girişimciliği kabul etmeye çalışıyor. Diyor ki ben diyor niye gidip 2000 işte asgari ücretle diyor çalışayım evet. diyor. Herhalde süremiz dolmak üzere son birkaç cümleyi bağlamanızı evet. alalım. Buyurun hocam. Yani ben netice itibariyle çok teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için. Yerel kalkınma ödülü çok önemli. Hiç kimse arazi yerinde tutmayı düşünmesin. Arazi bankacılığı geliyor. Evet. Bu özel müteşebbisler de olabilir ve bunun önemli olduğu düşüncesindeyim. STK'lar kamuya rakip değildir. Kamunun aksayan taraflarında destek olmaya çalışan ve çözümü eğitimle arayan, hayat boyu öğrenmeyle arayan organizasyonlardır. İkinci üniversite, yeni mevcut üniversitemizi bölme söz konusu değildir. Olmayan fakülteleriyle yatırım maliyeti çok düşük olan sizin şu anda işte içinde bulunduğumuz bina bir üniversitedir aslında. Evet. Yeterlidir yani. Aynen öyle. Bu da büyük bir ihtiyaçtır. Çünkü dünyada sosyal yapı, ekonomik yapıyı belirler. Sosyal üniversite olması, Harpo Sosyal Bilimler Üniversitesi olması önem arz etmektedir. Burada özel sektör de bu işi yapmak istiyor. Mesela diyor ki biz bu işi yapabiliriz. Fakat bu vakıf üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemelerde bunun kamu olması çok daha avantaj kabul ediliyor. Evet. Maden ilçemizdeki arkadaşlarımıza diyoruz ki adaletli bir paylaşım söz konusu olacaksa bir an önce taşınması uygun olacaktır. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hocam aslında konuşacak çok konu var. Evet. Benim programlarımın da bir yönü böyle. Çünkü birçok konuğuma aynı ifade bulunuyorum. Aslında belki de sohbetin en koyu noktasında ben araya giriyorum ve bitirmek durumundayım diyorum. Maalesef tadında bırakıyorsunuz. Evet, evet, tadında da bırakmak lazım aslında. Evet. Haftada bir olan canlı yayınlarımızda bu hafta size yer verdik. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Için. Çok teşekkür Başarılar ederim. Diliyoruz hocam. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir arka plan programı daha burada noktalıyoruz. Bugün yönümüzü bir başka alana çevirdik. Elazığ'ımızın güncel meselelerini kısa kısa da olsa değerlendirdik. Elazığ STK Platformu Dönem Sözcüsü ve Fırat Üniversitesi İktisal ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Profesör Doktor Kenan Peker hocamla birlikteydik. Birçok mesaj geldi. Tabii hepsini de okuyacak fırsatımız olmadı. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni haftada görüşünceye dek iyi bir hafta geçirmenizi dilerim.